Makine mühendisliğine giriş dersimize arkadaşlar başlıyoruz. Bugünkü konumuzu paylaşayım. Evet, dördüncü dersimizin konusu temel mukavemet bilgisi olacak. Makine mühendisliğinde mukavemet konusu önemli ve mukavemette ayrıntılı olarak neler yapılıyor onlara girmeyeceğiz ama temel mukavemet bilgisi hakkında size bazı konuları açıklamaya çalışacağım. Evet, başlayalım. Cisme uygulanan kuvvetlerin cismin içinde meydana getirdiği değişimler, yani deformasyonlar, mukavemetin konusudur. Mukavemet ivmesiz bir hareket ve cisme uygulanan kuvvetlerin meydana getirdiği değişimleri biz ele alacağız mukavemette. Örneğin şekilde de görüldüğü gibi bir plaka üzerinde yürüyen kişi o plaka üzerinde çeşitli değişimlere neden olabilir, deformasyonlara neden olabilir. Bu deformasyonlar geri dönüşümlü olabilir. Bu çerçevede mukavemet altında bu cisimlerin durumu incelenir. İğmesiz bir hareket olarak incelenir. O zaman ilk incelememizi biz gerilim altında yapalım. Kuvvetler herhangi bir cismin şeklini bozmaya, herhangi bir cismin şeklini bozmaya veya değiştirmeye çalışırlar. Ve büyük kuvvetler gözlemlenebilir deformasyonlara neden olabilirler. Deformasyon bozulma sonuçta. Arkadaşlar bir cisme çekme gerilimi, baskı gerilimi, kesme gerilimi uygulanabilir. Bu gerilimler tabii ki bu cismin şeklini bozmaya veya değiştirmeye çalışacak. Çekme, baskı veya basma ve kesme gerilimlerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Mühendisin işlevi nedir? Mühendisin işlevi bir yapıyı ya da mekanizmayı boyut ve şekildeki kalıcı değişime direnmesine izin verecek şekilde kuvvet, yük taşıyabilen veya kuvvetlere dayanabilecek ve uygulanan kuvvetlerden sonra kendini toparlayabilecek şekilde tasarlamaktır. Yani mühendis bir makine parçasını, bir yapıyı, bir mekanizmayı ele aldığında bunun üzerine herhangi bir kuvvet veya yük geliyorsa bu yüke karşı bu yapının, bu mekanizmanın dayanabilmesini sağlamak zorunda. Yani bu mekanizma uygulanan kuvvetlerden sonra da kendini toparlayabilecek şekilde tasarım yapmak zorunda. Mühendisin ana işlevi bu. Bu çerçevede biz mukavemeti kısaca bu derste ele alacağız. Arkadaşlar deformasyon diyoruz. Onun tanımını güzelce yapalım. Geri dönüşsüz şekil değiştirmeye biz deformasyon diyoruz. Yani deformasyon olduğunda artık malzemede geri dönüş mümkün olamıyor. Mekanizmadan söz ettik. Mekanizmada bir makineyi meydana getiren tüm kısımlara deniyor. Bu çerçevede iki tanımı da yapmış olalım. Mesela haddeleme işleminde iş parçasını biz haddelemeye tabi tuttuğumuzda merdanelerden geçen iş parçasının şekli değişiyor, bir deformasyona uğruyor ve geri dönüşsüz yeni bir şekil oluşuyor. Evet, bu kısa bilgilerden, tanımlamalardan sonra bir güzel örnekle devam edelim. Kablodaki bir gerilimi inceleyelim. Arkadaşlar herhangi bir kabloyu ele alıp tavana sabitlediğimizde kabloyu tek başına ele alsak onun bir ağırlığı var. Bu ağırlık çerçevesinde kablo kendine bir gerilim uygular ama bunun önemi çerçevesinde bu gerilimin önemsiz olduğu değerlendirilebilir. Ama kablonun ucuna bir ağırlık, bir kütle dahil ettiğimizde bu kütle mutlaka kabloda bir gerilim oluşturacak. Bu gerilimi ayrıntılı olarak inceleyelim. Dairesel kablodaki gerilimi bulalım. Arkadaşlar bizim kablomuz dairesel. Şekil olarak bir kesit alırsak büyütülmüş kesit alanı. Mesela şurada dairesel olduğu verilmiş ve bunun çapı da 5 milim olarak verilmiş. Biz çapı D ile, büyük D ile göstereceğiz. Ve 5 milim olarak bu çap verilmiş. Kablonun boyu 2,5 metre. Onu da L olarak gösterelim. Ve ucuna takılan kütle 30 kilogram olsun. Bu çerçevede dairesel kablodaki gerilimi inceleyelim.
Öncelikle burada bir kütle var. Bu kütlenin oluşturduğu biz yükü ağırlığı bulacağız. Arkadaşlar ağırlık veya yük diyebiliriz. Sonuç olarak bu kütle bu kabloya bir yük uygulayacak. Bunu biz M çarpı G'den Newton biriminde yani ağırlık olarak bulacağız. 30 kilogram kütlesinde yer çekimi ivmesini aksi söylenmedikçe 9,807 veya 9,81 metre bölü saniye kadar alabiliriz. Bu çerçevede 294,21 Newton'luk bir yükümüz var. Kabloya bu yük etki ediyor. Tabii statik olarak inceliyoruz. Sonuç olarak 30 kilogramı biz buraya bağlamışız ve belli bir konumda, belli bir statik konumda incelememizi yapıyoruz. 294,21 Newton'luk bir yükümüz var. Bu yükü biraz sonra kullanacağız. Öncelikle kesit alanına da bakalım. Kablo kesit alanı çerçevesinde bu yükün etkisini ele alacağız. Arkadaşlar kesit alanı yani şurada da şekil var. Şu dairenin alanı. Bunun yarı çapı verilseydi pi r kareden hesaplayacaktık. Ama çapı verildiği için pi d kare bölü 4'ten hesaplayacağız. Çap 5 milim. 5 milimetrenin karesi çarpı pi bölü 4. 19,63 milimetre karelik bir kesit alanımız var. 19,63 milimetrelik kesit alanına bu yük etki ediyor. 294,21 Newton'luk yük etki ediyor. O zaman gerilim dedik. Bu katıdaki gerilimi arkadaşlar biz sima ile gösterirsek yük bölü veya kuvvet bölü kesit alanı. Pascal biriminde biz gerilimi ele alacağız. Tabii ki buradaki gerilim ne? Çekme gerilimi sonuçta. O yük arkadaşlar telin üzerinde bir çekme gerilimi oluşturuyor. Bunu görüyoruz zaten şekilde de görüyoruz. Buraya bağladığımız yük bunu aşağı doğru çekmeye çalışacak. Demek ki gerilimi biz kuvvet bölü kesit alanından veya yük bölü kesit alanından elde edeceğiz. Pascal biriminde. Newton bölü metre kare zaten bildiğiniz gibi Pascal birimine denk geliyor. Gelelim sima yük bölü kesit alanı. Bizim yükümüz veya ağırlığımız 294,21 Newton bölü 19,63 milimetre kare. Bu da arkadaşlar 14,98 Newton bölü milimetre kare çıkıyor. Tabii biz Newton bölü metre kare ile çalıştığımız için 14,98 Newton bölü milimetre kareyi Newton bölü metre kareye çevirirsek yaklaşık 15 çarpı 10 üzeri 6 değerine ulaşıyoruz. 14,98'i yaklaşık 15 olarak yazabiliriz. 15,10 üzeri 6 Newton bölü metre karelik bir gerilim var. Tabii arkadaşlar burada 10 üzeri 6 yerine megayı kullanabiliriz. Daha güzel olur. 15,10 üzeri 6 15 mega paskala eşit. Newton bölü metre kare yerinde paskal yazarsak 15 mega paskala eşit. Gördüğünüz gibi kablonun ağırlığı ihmal edildi. Kablonun kendi bir ağırlığı da var. Hocam, Başlangıçta söyledik. Efendim. lafınızı kestim Bu ama önemli değil. kablonun cinsi önemli değil mi? Efendim. Kablonun yapıldığı maddesi önemli değil mi hocam? O kablonun maddesi yapıldığı içeriği önemli ama bu gerilimde önemli değil. Onu biraz sonra bakacağız. Gerilim de Yani önemli değil. hangi maddeden yapılırsa yapılsın aynı gerilim mi oluyor? Evet. Ama hangi maddeden yapılırsa yapılsın ne değişiyor ona biraz sonra bakacağız. Tamam hocam. Ama gerilim aynı arkadaşlar. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Arkadaşımızın sorusu güzel. Kablonun cinsi ne olursa olsun ucundaki gerilim bu. Ama bu gerilimin kabloya etkisi kablonun cinsine göre değişebilir. Ona da bakacağız. Ve burada kablonun ağırlığını ihmal ettik. Kablonun ağırlığı verilseydi onu da dahil edebilirdik yüke ama onun fazla etki etmeyeceğini başlangıçta da söylemeye çalıştı. Hocam, Efendim. kablonun öyle ihmal edilmeseydi ne kadar etki edecekti? Yani orada Yani bir kablo kablonun ağırlığını sondaki ağırlığa mı edecek? Mesela 2 kilo olsaydı 32 kilo mu yazacaktık? Evet. Yoksa Evet. tamam Evet, hocam. dediğiniz gibi 2 kilo olsaydı 32 kilogram yazacaktık. Tamam hocam. Evet, başka soru yoksa devam edelim. Arkadaşlar gerilimi ele aldık sizinle. Ayrıntısına bakalım. Dediğimiz gibi başlangıçta çekme gerilmesi, basma veya sıkıştırma gerilimi de denir. Kayma veya kesme gerilmesi de denir.
üç başlık altında inceleyebiliriz. Çekmek eğrilmesi arkadaşlar sigma ile gösterilecek. Atomları birbirine ayırma etkisi diyebiliriz. Basma veya sıkıştırma gerilmesi de yine sigma ile gösterilecek. Atomları sıkıştırma etkisi. Aynı sigma ile gösteriyorsak aynı eşitlikten hesaplayabileceğiz. Onlara bakacağız ayrıntısına. Kayma veya kesme gerilmesi farklı. Bu shear stress olarak de İngilizcesini söyleyebiliriz. Diğerlerinde İngilizceleri yanında yazıyor. Tau ile göstereceğiz. Malzemelerin içindeki atom tabakalarını birbiri üzerinde kaydırma etkisi. Bak bu ayrı. Malzemelerin içindeki atom tabakalarını birbiri üzerinde kaydırma etkisi de shear stress veya kayma gerilmesi olarak veya kesme gerilmesi olarak ele alınıyor. Şekli de aşağıda var. Bu sefer tau'la onu göstereceğiz. Diğerlerini sima ile gösteriyoruz. Üç tane gerilim var zaten. Bunların ayrıntılarına bakacağız. Çekme, basma veya kayma gerilmesi bizim için önemli. Çekme artı sıkıştırma gerilmesi. Arkadaşlar bu basma gerilmesine sıkıştırma gerilmesi de diyoruz. Çekme artı basma gerilmesini ele alırsak meydana gelen gerilme cismin ekseni doğrultusunda uygulanan yükten kaynaklanıyor. Şekli de burada var zaten. Cismin ekseni doğrultusunda uygulanan kuvvetler. Biri cisimden dışarıya doğru, biri cisme doğru olmak üzere. O zaman ikisi için de meydana gelen gerilme cismin ekseni doğrultusunda uygulanan yükten kaynaklanır diye biliriz. Malzeme dedik. Her şeyin tanımı bu derste önemli. Kendilerinden bir cisim oluşturulan veya bir cisim yapılan maddelere biz kısaca malzeme diyoruz. Tabii ki malzeme dersinde ayrıntılı olarak bunları işleyeceksiniz ve ayrıntılı tanımlamalara gireceksiniz. Bizim dersimiz giriş bilgileri. O zaman cam malzeme, çelik malzeme, plastik malzeme, seramik malzeme gibi birçok malzeme var. Ne dedik? Kendilerinden bir cisim oluşturulan veya bir cisim yapılan maddelere biz malzeme diyoruz. Çok çeşitli malzemeler var. Gelelim şekil değiştirmeye arkadaşlar. Gerilme hakkında kısaca konuştuk. Sima'nın eşitliğini verdik. Şekil değiştirme içinde konuşalım. Sonuç olarak malzemeye bir gerilim uygulanıyorsa bu malzemede bir şekil değiştirmeye kesinlikle neden oluyor. Bu kalıcı şekil değiştirme mi oluyor veya deformasyon mu oluyor ona ayrıntılı olarak bakacağız. Epsilon'la gösterelim. Bizim malzemenin gerçek uzunluğu L ise delta L veya arkadaşlar delta L veya şu da delta'dır. Küçük delta. İkisi de kullanılıyor. Delta L ile veya delta ile gösterebiliriz. Bu deformasyon. İkisinin de birimi aynı olacak. Milimetre veya metre. Bu çerçevede belli bir uzama varsa, bak uzamayı göz önüne alırsak şekil değiştirme olarak aşağıda şekli de var. Malzemenin iki tarafına da F kuvvetini uyguluyoruz. Bu gerilme testiyle zaten ele alınıyor. Yani gerilme testini araştır demişim. Bu da önemli. Makine mühendisleri için gerilme testisi mutlaka malzeme dersi içinde uygulamalı olarak göreceksiniz. Önemli bir konu. Uzama varsa bizim eşitliğimiz epsilon eşitliği delta bölü L. Deformasyon bölü gerçek uzunluk. Tabi buradaki deformasyon dediği yani şekildeki değişiklik. Başlangıçta 1 metre ise bu 1,2 metreye geliyorsa onun deltası deformasyonu 1,2 eksi 1 yani 0,2 kadar olacak. Onu gerçek uzunluğa böleceğiz. Neyse sayısal örneği vereceğiz. Evet, mekanik çekme deneyi hakkında siz ileride çalışacaksınız arkadaşlar. Onun hakkında kısaca bilgi verelim. Mekanik çekme deney düzeneğinin şematik resmini vermişiz. Burada alt ve üst çeneler var. Biz bu çeneler arasında deney çubuğunu yerleştiriyoruz. Burada hareketli başlık ile burada bir çekme etkisi veya basma etkisi oluşturup deney yapıyoruz. Tabii bu malzemenin dayanımını ona göre elektronik olarak da ölçülüyor. Sonuçta belli bir noktadan sonra malzeme kopuyor. Onun şekil değişimini, kopmasını, her şeyini mekanik çekme deney düzeniyle elektronik olarak düzenlenmiş bu deney düzeniyle görebiliyorsunuz. Bu sizin ileride inceleyeceğiniz bir konu olacak.
Ama şimdi bilmemiz gereken konu, sonuçta bir malzemeyi çektiğimizde bir şekil değiştiriyorsa, bu şekil değişimini dediğimiz gibi deney düzeninden aldığımız verilerle bir grafik haline getirebiliriz. Birim şekil değişimini yatay eksene, gerilmeyi de düşey eksene yerleştirirsek, nasıl bir grafik, nasıl bir değişim meydana geliyor ona bakalım. Önce malzeme arkadaşlar böyle doğrusal olarak gördüğünüz gibi şekli değişiyor. Gerilim artıyor bak yukarı çıktıkça ve birim şekil değişimi yani uzaması doğrusal olarak devam ediyor belli bir noktaya kadar. Belli bir noktadan sonra artık malzemenin şekil değişimi için şöyle bir eğri meydana geliyor. Şurada bir maksimum kuvvet oluşuyor. Şurada bir kopma veya kırılma noktası oluşuyor. Malzeme belli bir noktadan sonra kopuyor veya kırılıyor. Tabii ki bunu ayrıntılı olarak biraz sonra bakacağız. Tabii ki şu bölgeye biz elastik bölge diyoruz ve burada Hooke kanunu geçerli. Hooke kanununa da bakacağız. Şuraya da plastik bölge diyoruz. Plastik bölgeye geçen malzeme geri dönüşümsüz malzeme oluyor. Artık eski şekline dönemiyor. Ama elastik bölgede kalırsak üzerine uygulanan yükü kaldırdığımız zaman eski şekline dönebiliyor. Bizim için bu grafik önemli. Malzemede bu grafik önemli. Birim şekil değişimi ve gerilme grafiği. Ona daha ayrıntılı bakalım arkadaşlar. Şekil değişimi yatay eksen, gerilme düşey eksense işte A noktasına kadar bir limit değerimiz var. Elastik limit değerimiz var. A ile A üssü noktası bizim için kritik. A noktasına kadar geri dönüşüm sağlanabiliyor. A üssü noktasında sonra elastik limit değerini geçtiğimiz için plastik şekil değiştirmeye geçiyoruz. Bu şekil hani daha gerçekçi bir şekil. Bu gerilim uygulanan malzeme için. Gerilme çekme testi sonucu kalıcı deformasyon uğramış bir malzemeyi görüyorsunuz. Bunu biz test düzenine yerleştirdiğimizde ve çekme uyguladığımızda gördüğünüz gibi şurada artık şekil değiştirmiş bu geri dönüşümsüz olarak. Şurada bir çatlak da meydana gelmiş. Artık buradan kopacak yani. Burası da malzemenin zayıf noktası oluyor. Malzeme buradan kopuyor, geri dönüşümsüz hale geliyor. Tabii bunu deney yaparken bu malzemenin dayanımını biz ölçüyoruz. Hangi noktaya kadar elastik bölgede kalıyor? Hangi noktadan sonra plastik bölgeye geçiyor? Ona göre bu malzemeyi ileriki tasarımlarımızda kullanacağız. Bu malzemenin sınırlarını belirledikten sonra her malzeme için bu sınırları belirlemek önemli. Elastik esneklik modülüne bakalım arkadaşlar. Sonuçta grafiği kısaca ele aldık. Yine sonraki örneklerde ele alacağız. Elastiklik katsayısına bakalım. Gerilim şekil değiştirme arasındaki doğrusal ilişki elastiklik katsayısı. Hani biraz önce şekilde de gösterdik. Gerilim şekil değiştirme arasında doğrusal ilişkiye biz elastiklik katsayısı veya esneklik modülü diyoruz. Bunu 300 yıl önce Robert Hooke bulmuş ve bu Hooke kanunu olarak karşımıza çıkıyor. Biz elastik bölgede çalışıyorsak, geri dönüşümlü bölgede çalışıyorsak Hooke yasası bize bir oransal limit diyor. Biraz önce şekil üzerinde de vardı oransal limit. Biz şekil değişimini K çarpı sigma olarak gösterebiliyoruz. Sigma'yı çalıştık. Çekme gerilmesi Pascal biriminde. Oransal bir sabit var burada. 1 bölü Pascal biriminde. Sonuç olarak şekil değiştirme arkadaşlar zaten boyutsuz. Epsilon'u da biraz önce konuştuk. Milimetrenin milimetre oranıydı örneğin. O zaman şekil değişimi boyutsuz bir sayı. Hooke yasası bu şekilde ama biz buradan sigma'yı başa aldığımızda arkadaşlar biz Hooke yasasını sigma eşittir E çarpı epsilon olarak gösterebiliyoruz. Şuradaki K yerine hani sigma'yı başa aldığımızda K bu tarafı 1 bölü K olarak geçiyor. Onu E ile gösterirsek biz ona elastiklik modülü diyoruz. Bu elastiklik modülü Pascal biriminde bizim için çok önemli. Sonuç olarak bu elastiklik modülünü kullanıp şekil değişimiyle çarptığımızda biz çekme gerilmesine veya gerilime ulaşıyoruz veya elimizde gerilim belli, elastiklik modülü belli ise epsilon'a ulaşıyoruz. Yani hangisi belli değilse buradan çekeceğiz ama elastiklik modülü bizim için önemli ve tablosu var. Bizim için deneyler yapılmış.
ve bu elastiklik modülleri belirlenmiş tablo haline getirilmiş. Bu E değerini her zaman kullanacağız. Evet, bazı malzemeler için elastisite modülü, elastiklik modülü veya elastisite modülü olarak da isimlendirilebilir. Bunun İngiliz birim sisteminde veya bizim kullandığımız SI birim sistemindeki karşılığı var. Birçok malzeme için var. Tabii burada biz birkaçını aldık. Bu derste bu malzemelerin dışına çıkmayacağız. Örneğin soğuk katlenmiş çelik. 210 gigapascal. Giga 10 üzeri 9 demek. Dökme demir, İngilizceleri de var. 110 gigapascal. Bakır, 110 gigapascal. Gördüğünüz gibi bakırla dökme demirin birbirine yaklaşık. Ama ben hani bu ders için bu örnek tabloyu aldım. Ayrıntılı tablolarda bunlar birbirinden biraz fark edebilir. Alüminyum için baktığımızda 70 gigapascal. Alüminyum daha düşük malzeme olarak. Paslanmaz çelik 190. Nikel 210 olmak üzere. Nikelin de bak soğuk katlenmiş çeliğe yakın aynı değerde. Bu tabloyu kullanacağız biz bu dersimizde ama ileride malzeme dersinde daha ayrıntılı tablolar kullanacaksınız. Tabii bu tabloyu ezberlemeyeceğiz. Bu tablodaki değerler lazımsa herhangi bir sınavda size bu tablo verilecek. Gelelim arkadaşlar kopma mukavemeti ve atma mukavemetine. Arkadaşlar onun hemen bir şekline bakalım. Kopma mukavemeti ve atma mukavemetine bakacağız. Şurası kopma veya kırılma noktası dedik. Kopma mukavemeti bu noktada geçerli olacak. Burası en yüksek gerilim değeri arkadaşlar. Atma mukavemeti de B noktasında değerlendirilecek. Bir dakika onu yanlış söylemeyelim. Evet, atma mukavemeti C noktasını değerlendirecek. Yanlış söyledim. C ve D noktalarını dikkate alacağız. Yanlış söylemeyelim. C noktasında ve D noktasında karşımıza çıkacak bu kopma mukavemeti ve atma mukavemeti. Buna biz akma dayanımı da diyeceğiz. Çeşitli malzemeler için, biraz önce konuştuğumuz malzemeler için arkadaşlar, dökme demir, işlenmiş demir, yapı çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum, sıkı çekilmiş bakır, bunlar için megapascal biriminde değerleri verilmiş. Bunları gerektiğinde kullanacağız. Evet, bu tabloları nasıl kullanacağımızı örneklerde göreceğiz ders ilerledikçe. İki tablo da bizim için önemli. Kopma mukavemeti ve atma mukavemetini sayısal değerlerini verdik. Nasıl kullanacağımıza sonra bakacağız. İki tablo elimizde var. Evet. Arkadaşlar ben karıştırdım. Bir daha karıştırmadan ele alalım ki yanlış yapmayalım. B noktasıyla C noktasını ele alıyoruz. İngilizcelerine bakalım. Yanlış yapmayalım. Ona zaten ayrıntılı bakacağız. Tamam, tablolar burada var. Daha sonra grafik üstünde ayrıntılı bakacağız. Yanlış yapmayalım. Tablolar elimizde var. Sayısal değerleri içeren örnekleri yapacağız. Grafikler üstünde de gösteririz. Yanlış yapmayız. Güvenlik faktörüne bakalım. Verilen koşullar altında doğru malzeme tipini ve boyutunu seçmek güvenlik faktörü altında yapılıyor arkadaşlar. Güvenlik faktörü bizim için önemli. Güvenlik faktörünü biz akma dayanımı bölü tasarım gerilimi olarak alacağız. Bu tasarım gerilimini nasıl seçiyoruz yine örnekler içinde yer alacak. Ama akma dayanımını buradaki tablodan alacağız. Tamam. Sonuç karıştırmadan tablo kullanımını ele alalım. Örneğin 210 megapascal atma dayanımı ama bizim tasarım gerilimimiz 70 megapascalsa bu 70'i nereden bulup buraya getiriyoruz onu örneklerde bakacağız. O zaman bunun oranı 3 çıkıyor. Yani atma dayanımına dayanan güvenlik faktörü 3. Bu atma dayanımına dayanan güvenlik faktörünü 3 olarak alacağız. Güvenlik faktörü ne işe yarıyor örneklerle bakacağız. Buradaki bu sayısal değerler soğuk katlenmiş çelik için alınmış.
Örneğin bir asma köprüde gerilmelerin akma sınırını aşmaması veya kopmaması yeterli olmaz. Mesela biz mühendis olarak sadece akma sınırı ve kopmaya bakmayız. Bunun yanı sıra köprünün çökme miktarının da belli bir sınırı aşmaması gerekir. Tabii biz derslerde öğrendiğimiz tüm bilgileri birleştirerek mühendislik açısından tasarım yapacağız. Şimdi örneklere geçelim. Arkadaşlar sizden bu mukavemet bilgisi altında ne bekliyorum? Burada yapacağımız örnekler kadar bilgileri bilmeniz bu aşamada yeterli. İlk örneğimize geçelim. 40 santim uzunluğundaki silindirik çubukta gerilimin 140 megapaskalı aşmaması için çapı ne olmalıdır? Bak, bu mühendislik problemi bu da. Elimizde silindirik bir çubuk var 40 santim uzunluğunda ve gerilimin 140 megapaskalı aşmaması isteniyor bu malzemede. Bu şekilde çapı ne olacak ki biz bu malzemeyi uygun şekilde kullanabilelim? Çubuk da 20 kilo Newton kuvvete dayanıyormuş. Bu bilgiler elimizde var. Öncelikle çubuk hangi kuvvete dayanıyor? 20 kilo Newton'a dayanıyor. F kuvvetlerini buraya yazalım. Sima değeri bize verilmiş, gerilim diyor. Gerilimin 140 megapaskal aşmaması isteniyor. Maksimum değer 140 megapaskal. Çap bizden isteniyor. Şekilde verilen bilgileri şu şekilde toparlarsak arkadaşlar soruyu çözmek daha kolay olacak. Sima'yı da kuvvet bölü kesit alanı olarak alıyorduk. Kesit alanında çap verilmişse pi d kare bölü 4'ten hesaplıyoruz. O zaman şu eşitlik işimize yarayacak. Sima 140 megapaskalsa ve kuvvet 20 kilonewton, yani 20 çarpı 10 üzeri 3 newton ise biz tabii ki buraya newton'a çevirdik. Ona göre burayı da paskala çevireceğiz. Mega 10 üzeri 6 demek. Burası da 140 çarpı 10 üzeri 6 paskal. Yani birimlere dikkat edelim. Buraya 140 çarpı 10 üzeri 6 paskal yazmam gerekiyor. Sonuçta aynı şey ama birimlere dikkat edeceğiz. 10 üzeri 6 buradan geliyor. Buradan kesit alanını bulacağız. Birimlere dikkat ettikten sonra 1,43 diyelim şuna. 1,43 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekarelik bir kesit alanımız var. Tamam. Kesit alanı bu. Bizden çap isteniyor. O zaman buradan D'yi çekeriz zaten. D'yi de 0,0135 metre. Tabii bu anlamsız oluyor bizim için. Milimetre çevirsek daha anlamlı. 13,5 milimetrelik bir çap, minimum çapı seçeceğiz. Yani arkadaşlar bu minimum çap. Tabii ki bu değerlere göre minimum çap. Biz mühendis olarak güvenlik faktörünü de dikkate alarak bunun üzerinde bir çap seçeceğiz. Artık kataloglarda ne varsa, mesela 13,5'a en yakın 15 varsa 15'i seçeceğiz. 14 varsa 14'ü seçeceğiz. Neden çekme veya basma gerilmesi dikkate alındı? Şurada gerilim diyor. Biz basma veya çekme gerilmesi simayı ele aldık. Kesme gerilmesini ele almadık. Sonuçta bir çubuk ve çubukta meydana gelebilecek gerilim, maksimum gerilim çekme gerilmesiyle veya basma gerilmesiyle oluşur. Kesme kuvvetleri ayrı, onları biraz sonra bakacağız. Kesme kuvveti ayrı bir konu olduğu için ona daha girmedik. Soruya devam edelim arkadaşlar. Bak, arkadaşımız demişti hani burada malzemenin ismi belli değil. Malzemenin ismi belli olursa neye dikkat ediyoruz, ona bakacağız. Malzemenin ismi belli değil ama belli ise hesaplarımızı hangi çerçevede yapacağız? Arkadaşımızın güzel sorusu çerçevesinde devam edelim. Soğuk katlenmiş çelik malzemesini ele alalım. Uzaması için izin verilen değer 0,125 milim. Bak, bu sefer malzemeyi ele aldığımızda uzaması için izin verilen değer 0,125 milimmiş. Bunun ötesinde uzaması istenmiyor. O zaman çap ne olur? Aynı soruya devam ediyoruz. Elimizdeki bilgiler gerilim, kuvvet bölü kesit alanı, işte epsilonu biraz önce tanımladık, delta L bölü L. Arkadaşlar ikisini birleştirdiğimizde sima eşittir E çarpı epsilondur. Buradan kesit alanı aranacak. Elimizdeki bu formülleri birleştirelim. Şurada sima var. Sima'nın karşılığı ne? F bölü AK. F bölü AK'yı alalım. Yanında E çarpı epsilon var. E çarpı epsilonu buraya aldık.
Epsilon'u da açarsak delta L bölü L, yani E çarpı delta L bölü L olarak yazabiliriz. Çünkü bize verilen, şu izin verilen değeri burada kullanacağız. Arkadaşlar şu eşitliği yazdıktan sonra ben buradan AK'yı çekmişim. AK'yı çekersek F çarpı L bölü E çarpı delta L'ye ulaşıyoruz. Şöyle bir bakalım doğru mu? Evet. Delta L yerine küçük deltayı da yazabiliyoruz. Bize verilen değerler F değeri 20 çarpı 10 üzeri 3 Newton. L değeri 0,40 metre. Başlangıçta soruda verildi o. 40 santim diyor. E değerini tablodan alacağız malzeme için. Malzeme ismi onun için önemli. Tablodan seçeceğimiz E değeri Newton bölü metre kareye çevirmişim. Bak 21,10 üzeri 10 Newton bölü metre kare. Yani Pascal E değerini tablodan alacağız. Delta değeri 0,125 milim veya 125,10 üzeri eksi 6 metre. Hepsini aynı birimde, aynı SI birim sistemi çerçevesinde değerlendireceğiz. Arkadaşlar F'yi, L'yi, E'yi ve Delta'yı sayısal olarak zaten soru vermiş. E'yi tablodan aldık. Hepsini buradaki eşitlikte yerine yerleştirirsek kesit alanı bu sefer 3,05 diyelim. Çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare çıkıyor. Çap 19,7 milim. Yukarıda 13,5 milim. Arkadaşlar yukarıda sigma'ya göre değerlendirdiğimizde 13,5 ama malzemenin ismini verip izin verilen uzama değerine göre değerlendirdiğimizde 19,7 çıkıyor. Güvenlik açısından zaten yukarıdakini artık seçemeyiz. En büyük çapı seçeceğiz ki iki koşulda da sağlasın. O zaman 19,7 ama katalogda bu malzeme için ne varsa mesela 20 vardır, 22 vardır. Bunun üzerinde bir değer seçeceğiz. Artık bu seçilir. Evet, ilerliyoruz. Bir mühendislik örneği daha yapalım. Arkadaşlar şekli görüyorsunuz. Ağırlıksız bir çubuk var. Hani ağırlığı önemsiz demiş. Tamam. Ve bu çubuğun üzerinde bir kablo bağlantısı var. Bu kablonun da bağlantı noktasına göre uzunluklar 3,8 metre ve 1,8 metre olarak verilmiş. Ucunda 210 kilogramlık bir kütle var. Bakın A noktası mafsallı. Mafsal noktasını geçmiş derslerde de çalıştık. Bu nokta etrafında aşağı yukarı hareket edebilir ağırlıksız çubuk. Ama biz statik olarak şimdi inceleyeceğiz. Şuradaki yükseklik de 1,8 metre olarak verilmiş. Kablodaki açı değeri yani 45 derecelik bir açı var. 1'e 1 verilmiş. Tamam. Statik denge durumunda A noktasındaki pim. Burada bir pim var. Mafsal noktası pimle bağlanmış. Yani şuraya bir pim geçirirsek şu malzemeyle şu malzemeyi birleştirmiş oluyoruz. A noktasındaki pim reaksiyon kuvvetlerini bulunuz. Burada tabii ki X ve Y yönlerinde, eksenlerinde bir reaksiyon kuvvetleri oluşacak. Onları bulacağız. Kablodaki gerilme kuvvetini bulunuz. Sonuçta buraya bir kablo bağlı ve şu yük altında bu kabloda bir gerilme oluşuyor. Onu bulacağız. Çekme gerilimi 94 megapaskal ise bak çekme gerilimi. Minimum kablo çapını bulunuz. Kablo için yine bilgi vermiş. Kablodaki çekme gerilimi deneyler sonucu bulunmuş. 94 megapaskal. Biz minimum kablo çapını da bulacağız. Bu da artık sınavlarda çıkabilecek bir soru tipine dönüşmüş. Adım adım yapalım. Geçmişte çalıştık arkadaşlar. Serbest cisim diyagramıyla başlıyoruz. Bizim için şu anda şu ağırlıksız çubuk önemli. Ağırlıksız çubuk için serbest cisim diyagramını ele alacağız. Kablo bilgileri arkadaşlar X ve Y eksenlerinde izdüşüm kuvvetleri var ama kablodaki kuvvet T kuvveti bu şekilde ise T'ye ve TX izdüşüm kuvvetleri bu şekilde. A noktası mafsallı nokta. Mafsal noktasında her zaman AX ve AY kuvvetleri oluşur. Yani bu şekilde göstereceğiz. Belki biri sıfır olabilir ama sonuçta gösterimiz bu şekilde. Yönlerini bilmiyorsak AX'i böyle alalım, AY'yi böyle alalım. Sonuçta çıkan artı eksi işaretine göre yönleri değerlendiririz. A noktası için bu. Uç nokta için, uç noktasında arkadaşlar bir kütle var. 210 kilogram. Onu 9,81 veya 9,807 metre bölü saniye kare ile çarparsak 2059,47 Newton'luk bir burada yük var.
Tamam. T kuvvetinin olduğu kablodaki açı değerini biraz önce konuştuk. 45 derece. Tamam. Önce ne yapacağız? Geçmişte öğrendiğimiz her türlü bilgiyi kullanacağız. X yöndeki kuvvetleri toplamını sıfıra eşitleyeceğiz. AX var ve TX var. Bak gördüğün gibi eksi yönde tabii etki ediyor. Toplamları sıfır. O zaman TX eşit. TX'i biz T cinsinden yazarsak T çarpı kosinüs alfa olarak yazabiliriz. Ve buradan AX'i TX cinsinden yani T çarpı kosinüs alfa cinsinden elde ederiz. AX eşittir T çarpı kosinüs alfa. T çarpı kosinüs 45 sonuçta. Alfa değerini 45 olarak bulduk. Ben onu arkadaşlar sayısal kosinüs 45'in sayısal değerini buraya almışım. 0,707 107 tamam. AX için T'ye bağlı yazacağımız eşitlik bu. Demek ki AX T'nin tersine eşit. Toplam Y kuvvetlerine bakalım. Statik durumda çalışıyoruz. Bütün kuvvetlerin toplamı sıfır. Y yönünde iki tane kuvvet var. Üç tane kuvvet var. A'ya, T'ye ve yük eksi artı işaretlerine göre değerlendirirsek ve T'yi de T çarpı sinüs alfa veya T çarpı sinüs 45 alırsak A'ya artı T sinüs alfa 2059.47 Newton'a eşit olacak toplamı. A'yı tek başına bırakırsak arkadaşlar T sinüs alfa için de sayısal değerini yazarsak 0,707 107 çarpı T olarak A'yı de bu ikisinin farkı olarak tabii ki yazabiliriz. AX pozitif T çarpı bu değere eşit. A'yı bu iki değerin farkına eşit olarak elde edildi. Statik olarak değerlendirdik ve kuvvetlerin toplamlarını sıfıra eşitledik. X ve Y yönlerindeki kuvvetleri dikkate aldık. Şöyle bir bakalım, eksik bir şey yok. Bunları geçmişte çalıştık. Arkadaşlar iki tane denklemimiz var. Tabii T'ye bağlı denklemler. Bu şekilde çözemiyorsak moment alarak da bilinmeyen sayısını azaltabileceğiz. Mavsal noktası yani oynama noktasına göre moment alacağız. O zaman A noktasına göre momentleri alacağız. T'ye çarpı 3,8 metre. Hemen şekilden bakalım. 3,8 evet burası ve T'ye yukarı doğru etki ediyor. Tamam. Moment kolu ve dik kuvvet. Tamam. Yük arkadaşlar yük için 3,8 artı 1,8 metre var şekil üzerinde vardı. Yükün etki ettiği yön TY'nin ters yönde. Tamam. Başka da moment yok. Çünkü şuraya baktığımızda bu noktayı kestiği için yani aradaki uzaklık sıfır. AX de kesiyor. Yani aradaki uzaklık sıfır sonuçta. Moment kolu sıfır. Tamam. AY için de moment kolu sıfır. Moment kolu sıfır olmayan iki tane değer var. Yük ve T'ye değeri onları değerlendirdik. Matematik olarak şunu yazdık. Tamam. Buradan T'yi elde ederiz. Kablodaki gerilme kuvveti sonuçta bu. 4292.15 Newton. T'yi bulduktan sonra AX ve A'ya T'ye bağlıydı. Onların da sayısal değerlerini buluruz. Yani A noktasındaki reaksiyon kuvvetlerin sayısal değerleri bizden istenmişti bulduk. A'ya eksi çıkmış. O zaman şuradaki yukarı doğru değil aşağı doğru olacak. Yani yönü. AX ve A'yı reaksiyon kuvvetlerini bulduk ama bunların bileşkesi A'yı da bulabiliriz. O neydi? AX kare artı A'yı karenin karekökü. O zaman 3187.92 Newton'luk bir A noktasında kuvvet var. Tabii bunun açısını da buluyorduk. A'ya bölü AX oranı çerçevesinde gerekirse yatayla yaptığı açıyı da buluruz. Yukarıdakiler geçmişte öğrendiğimiz bilgiler. Bugün ne öğrendik? Çekme gerilmesini öğrendik. Sizden bu örneklerdeki bilgiler çerçevesinde konuyu öğrenmenizi istiyorum. Çekme gerilmesi sigma kablo için T bölü AK. Kablo için arkadaşlar soruda bilgi istenmişti. Sigma 94.10 üzeri 6 Newton bölü metrekare olarak verilmiş. T'yi biz bulduk. 4292.15 Newton. Demek ki buradan AK'yı çekebiliriz. 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 metrekare. Bu da pi d kare bölü 4'e eşit. Çap bizden istendiği için. Çapı da
7.625 milim olarak değerlendirmişiz. Bu minimum kablo çapı yine. Yani biraz önce konuştuk. Minimum değerler bunlar. Artık biz mühendisler tabii ki bunun üzerinde seçeceğimiz bir değer seçeceğimizi biliyoruz. Hangi değeri seçeceğimiz kısmını ise alacağınız derslerde daha ayrıntılı olarak göreceksiniz. Ama bunun üzerinde bir değer. Dediğim gibi o kablo için bir katalog değeri varsa katalogda 8 varsa 8'i seçeceğiz. Bakın yine minimum PİM çapını bulunuz diye bilgi vermişim. O çerçevede soruya devam edelim. PİM kesiti dairesel olsun, malzemesi yapı çeliği olsun. Artık biz minimum PİM çapını bulacaksak malzemenin ismi de bize lazım. Yapı çeliği olsun. Güvenlik faktörü 4 olarak istensin. Bunlar ek bilgiler ve bu çerçevede soruya devam edelim. Güvenlik faktörü de 4 olsun. Her türlü malzeme için güvenlik faktörü önceden verilebilir. Tablodan akma mukavemetini alacağız yapı çeliği için. Çünkü güvenlik faktöründen bahsediyorsak biz arkadaşlar o akma mukavemeti böyle tasarım gerilimiydi. İşte burada tasarım gerilimini nasıl seçeceğimiz karşımıza çıkıyor. Önce akma mukavemetini yapı çeliği için 240 megapaskal olarak tablona alabiliriz. GF değeri, güvenlik faktörü değeri 4 verilmiş. Artık bizim tasarım gerilimimiz buradan elde edilecek. O TOW. Neden TOW? Onu da söyleyeyim. PİM malzemesinde arkadaşlar kayma gerilmesi meydana gelir. Bak, tasarım gerilimini biz o malzemede hangi gerilim meydana geliyorsa ona göre seçeceğiz. PİM'de kayma gerilmesi meydana gelir. Oradan TOW'yu 60 megapaskal buluyoruz. Şurada şekil de olacaktı. Evet. Şimdi PİM buysa bu PİM şu malzemenin ortasında bir delik açılmış ve PİM oradan geçirilmiş. Bu malzeme bunu şu yönlerde kesmeye çalışıyor. Arkadaşlar bu PİM'in üzerine biz bir basma gerilmesi veya çekme gerilmesi değil, kesme gerilmesi uygulayabiliyoruz. Bu malzemenin etkisi buna şu yönlerde yani bu yönler arkadaşlar illa bu yön olacak değil. Burada örnek olarak gösterilmiş ama kayma gerilmesi şu yönlerde etki edecek pime. O zaman tasarım gerilmesi olarak burada TOW'yu ele alıyoruz. Yani burada taslak olarak yönleri bu şekilde gösterebiliriz. TOW'un formülü yine arkadaşlar aynı yani A noktasındaki bu PİM A noktasıydı. A noktasındaki gerilim bölü AK ama kayma gerilmesi olarak. Şurada da biz A'yı sayısı olarak elde ettik. TOW yukarıda tasarım gerilimi olarak 60.10 üzeri 6 Pascal olarak bulundu. Şurada 60 megapascal. A değeri bulundu. AK'yı buradan çekeceğiz. Pi de kare bölü 4'ten pi'si 8 d'si 8.225 milim. Minimum PİM çapı. Bu PİM çapı arkadaşlar. Diğer çapla karıştırmayalım. Diğeri kablo çapı. Biz şu anda PİM'i çalıştık. PİM'in malzemesinin adı belli ise, güvenlik faktörü belli ise, bu güvenlik faktörü verilmese de biz mühendis olarak bunu belli bir sayıda alabiliriz. Bu konuda ileride de konuşacağız. O zaman minimum PİM çapı yine 8 çerçevesinde olacak. Bundan büyük olacak. PİM'e kayma gerilmesi etki eder, kesme gerilmesi etki eder demişiz. Burada şekil olarak da gösterdik. Arkadaşlar bu konulara devam edeceğiz. Buradaki örnekler önemli. Bu örnekleri güzelce inceleyin. Başka örnek de Ege derse yükledim. Sonuçta hani bu örnekler kadar bilgi sizden istiyorum. Ege dersteki diğer örnekleri de inceleyin lütfen. Ve şurada kopma mukavemeti ve akma mukavemetini tablosunu ele almıştık. Akma mukavemetini kullandık. Bunun ilgili noktalarını biraz önce karıştırmıştık. Ama onu şekil üzerinde tekrar çalışacağız. Yine Ege derste ayrıntılı bilgi verdim. Ben karıştırdım ama siz karıştırmayacaksınız. Kopma mukavemeti noktası ve akma dayanımı noktası Ege dersteki ek bilgi içinde var.
Ama dediğim gibi örneklerdeki bilgiler kadar sizden bilgi istiyorum. Evet, dersimizi bitiriyoruz. Bugünkü yoklamamızı arkadaşlar chat üzerinden alacağız. Bu ders için kağıt uygulaması gerçekleştirmedim. Yok, sorunuz yoksa chat üzerinden 11 haneli numaranızı yazın yoklama için ve sorusu olmayan arkadaş ayrılabilir. Hocam 100 kişi sınırını geçemeyen arkadaşlarımız ne yapmalı? Onlar bana e-mail göndersinler, onları var yazacağım. Maalesef bu sorunu çözemedim. Ama dediğim gibi bu dersi aynısını sisteme yüklediğim için oradan izleyebilirler. Ve giremeyen arkadaşlar bana sorularını e-mail ile sorabilirler, soru varsa. Ve e-mail ile 11 haneli numaralarını iletebilirler. Bugünün tarihini yazıp iletebilirler. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.